ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün ben size Aşk Bir Zaman Meselesi isimli bu kitabı yorumlayacağım. Övdüm mü gömdüm müsünü yapacağım ve konusundan falan bahsedeceğim. Artık zaten bu video içeriğine benden daha çok hakim olduğunuzu düşünüyorum. Ya da Yavuz'un ona artık eskisi gibi bakmadığını fark eder. Çünkü Yavuz bir gün karşısına geçip ona artık sen çok şişmanladın, kendi giyimine dikkat etmiyorsun, çok dağınıksın, çok pasaklısın diyerek ondan ayrılır. Ardından bir de Yavuz'un onu başka bir kız için terk ettiğini öğrenince tam anlamıyla dünyası başına yıkılır. Destek için, biraz da saygı görebilmek için aile evine döner ve o sırada da abisinin arkadaşı olan Asaf'ı hatırlamaya başlar. Asaf onu liseden beri seviyordur ve liseden beri reddettiği o sivilce, sıska çocuk artık çok yakışıklanmıştır ve bu yüzden Yade gözlerine inanamaz neredeyse. Yade bir de kibirli bir kızdır bu arada ve mezuniyet törenleri yaklaşmaktadır. Mezuniyet törenine, balosuna yalnız başına gitmek istemediği için aslında Asaf'tan yardım istemeye çalışır. Fakat arabaya bindiklerinde güzel bir sinema günü geçirdikten sonra Asaf'a "Sen bana yardım edebilir misin?" diyeceğini, "Yanlışlıkla senden hoşlanıyorum" deyince tüm dünyası yavaş yavaş karışmaya başlar. Kitap bu arada daha önce şuralarda bir yerde olması gereken, bulamadım ama, şuradaymış. Siz burayı göremiyorsunuz belki de. Tarot Falı'nın yazarı olan Büşra Köprü'ye ait. Aynı zamanda çok güzel bir aşk öyküsü var tabii ki. Yani zaten bu tarz bir kitapta, aşk bir zaman meselesi diye yazan bir kitapta aşk bekleyeceksinizdir muhtemelen. Çok tatlı, çok şirin, elinizden gelebildiğince saf bir aşk hikayesini okuyacaksınız burada. Cidden sevdiğim, her yaşada rahatlıkla önerebileceğim bir kitap aslında düşünürseniz. Çünkü gerçekten kitabın içinde bir tane bile olumsuz öge yok. Hani biraz daha böyle 13, 14 hatta üstü 20, 25, 30, 45 yaş hepsi okuyabilir ve hepsi bence ya gibi bir ifadeyle okuyacaktır bu kitabı. Çünkü şirin, tatlı ve aynı zamanda heyecanlı bir aşk hikayesi. Umarım Asaf karakteri gerçekten dış dünyada yürümektedir şu an. Gerçekten öyle insanlar vardır umarım. Ve Yade hakkında da şunları söyleyeceğim. Daha önce bu arada Yade isimli bir isim duymamıştım. Çok garibime gitti Yade ismi. Yade karakterinin karakter gelişimi gerçekten çok iyi. Yani böyle bir aşk romanında tabii ki hani bir karakterin değişimini göreceğiz ama bu kadar iyisini göreceğimizi ben beklemiyordum şahsen. Çünkü başta gördüğümüz o kibirli kız, işte böyle burnu havada şu şekilde gezen, kendini beğenmiş kızdan, yani kitabın sonlarına doğru gerçekten farklı bir kız okuyormuşsunuz gibi hissettiren bir kıza dönüşüyor. Ayrıyeten Asaf'ın pek bir karakter gelişimi yok ama zaten karakter olarak gelişmiş bir adam Asaf. Bu da çok fazla değil. Koluma ne olmuş diye bakasın geldi galiba. Dudağımı falan mı sildim acaba uyurken bilmiyorum. Bu tişörtle uyandım, bu tişörtle video çekiyorum. Bir ara siz bunu çok seviyordunuz, nazar değdirdiniz galiba. Saçımı nasıl kaplayayım orayı? Evet. Ben genel olarak bu kitabın atmosferini, karakterlerin gelişimini çok sevdim. Ve o yüzden de sizlere de kesinlikle önerebileceğim bir kitap olduğunu düşünüyorum. Eğer siz okuduysanız neler düşünüyorsunuz? Okumadıysanız da okumalısınız bence bu arada. Övdüm mü gömdüm mü de kolaylıkla övebileceğim bir kitap. Çünkü içinde kötü bir örnek yok. Çok tatlı bir aşk hikayesi. Sapsarı tatlış bir kapağı var falan hani. Bu kitaba kıyabilir mi insan ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Sanırım bu videoda bu kitap hakkında diyebileceklerim bu kadar. Dediğim gibi önerdiğim ve okuduğunuzda keyif alabileceğiniz bir hikaye. O yüzden size kesinlikle böyle okuyun veya listenize ekleyin, bir ara alır okursunuz diyorum. Tavsiye de ediyorum dediğim gibi. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.